Antik Çin'de bir zamanlar soyadı Wang olan bir adam vardı. İnsanlara yardım etme konusunda hevesli ve Budist gelişim uygulamasına kendini adamış, iyi yürekli bir adamdı. Genellikle yardımsever Bay Wang olarak bilinirdi. Bir gün yardımsever Bay Wang Budist bir manastıra gitti ve tamamlanmaya ne zaman ulaşabileceğini bulmak için kehanet alanından bir çubuk çekti. Sonra bir keşiş ona Buda'ya her gün tütsü sunarak Buda'ya saygı göstermelisin. Yanmış tütsünün külünden 9 büyük kazan biriktirdikten sonra külü batıya götürebilir ve külleri Buda'ya sunabilirsin. Sonra kesinlikle tamamlanmaya ulaşacaksın. Yardımsever Bay Wang evine döndükten sonra keşişin sözlerini takip etti ve her gün Buda'ya tütsü sundu. Sonunda birkaç yıl sonra 9 büyük kazanı biriktirdi. Sonra yolculuk için bir eşek satın aldı ve yola çıktı. Eşek sırtı üstünde külün çoğunu taşıyordu. Ancak geri kalanı kendi sırtında taşımak zorunda kaldı. İlk günün sonunda yardımsever Bay Wang günün yürüyüşünden sonra susadığını hissetti. Karanlık olduğu için geceyi geçirecek barınma yeri aramaya başladı. Aniden yaşlı bir adam batı yolunda göründü. Yaşlı adam onu durdurdu ve sordu. ''Nerelisin, adın ne, neden eşek ve sen bu kadar ağır çuvalları sırtınıza taşıyorsunuz?'' Yardımsever Bay Wang tüm sorularını yanıtladı. Sonra yaşlı adam ona, ''Mükemmel, aynı yönde ilerliyoruz. Önceden belirlenmiş bir ilişkimiz olmalı. Yük olmaktan nefret ederim. Ama nazikçe bir iyilik yapabilir misin diye merak ediyordum.'' dedi. Wang ona nasıl yardım edebileceğini sordu. Yaşlı adam, ''Bütün gün boyunca yürüdüm ve artık dayanamayacağım. Eşeğinin sırtına binmem için bana yer verebilir misin?'' diye sordu. Yardımsever Bay Wang bir dakika tereddüt etti. Sonra, ''Hayır işleri yaparak erdemimi biriktirmeliyim.'' diye düşündü. Bitkin ve yaşlı bir adama nasıl yardım edemem diye düşünerek yaşlı adama yer açmak için eşeğin sırtındaki külün yarısını aldı ve onu da kendi sırtında taşıdı. Böylece yaşlı adam eşeğe bindi ve ikisi birlikte yola çıktılar. Eşeğin sırtında yaşlı adam daha iyi hissetmiş gibi görünüyordu. Yaşlı adam yardımsever Bay Wang'a tekrar sordu. ''Oo, nereye gideceğini söyledin?'' Yaşlı adam, ''Yaşlı ve bunak olmalıyım. Hiçbir şey hatırlamıyorum.'' Yardımsever Bay Wang sabırlı bir şekilde yaşlı adama yaşayan Buda'ya saygılarımı sunmak için batıya gideceğim ve Budizm gelişimimi içtenlikle göstereceğim. Yaşlı adam, ''Aa, şimdi anlıyorum.'' dedi. Karanlık olduktan sonra bir kulübe buldular ve içeri girdiler. Yardımsever Bay Wang kendi kendine düşünmeye başladı. Eşeğin sırtında böyle yaşlı bir adamı taşıdığına göre eşek çok daha yavaş yürüyecek ve daha fazla yorulacak. Benim Buda ile tanışmam ne zaman mümkün olabilir ki? Bu zor olacak. Erkenden kalkıp yaşlı dostumu bırakıp gitmem gerekiyor. Bu yükten kurtulmak zorundayım. Yardımsever Bay Wang şafak söktüğünde sessizce eşeğiyle çıktı. Köyün girişine vardığında yaşlı adamın yan tarafta onu beklediğini gördü. Yaşlı adam onu tekrar durdurdu ve ona seslenerek ''Hey, yardımsever Bay Wang, neyin var senin? İyi kalpli bir adam olduğunu sanıyordum. Birlikte seyahat ediyorduk. Seyahat partnerini nasıl terk edersin? Ve elveda dahi demeden çıkar gidersin. Neyse ki ben erken kalktım ve zamanında size yetiştim. Hadi hadi, eşek üzerine binmeme izin ver.'' Yardımsever Bay Wang yaşlı adamı reddetme imkanı bulamadı. Bu yüzden kül kovasının yarısını eşekten tekrar alıp taşımaktan başka seçeneği yoktu. Ve yaşlı adamın binmesine izin verecek şekilde sırtına koydu. Yaşlı adam yolda tekrar sordu. Ben yaşlı biriyim. Her şeyi unuttum. Dün sorduğum bu soruyu hatırladım. Ama bugün bana söylediklerini tamamen unuttum. Neden batıya gidiyorsun? Yardımsever Bay Wang'ın sabrı tükeniyordu. Bir süre sonra Buda ile tanışmak için diye yanıtladı. Yaşlı adam tekrar sordu. ''Ooo, hatırladım. Sen yardımsever Bay Wang'sın. Fakat neden batıya gideceğini hatırlamıyorum. Bana bir daha anlatmanız sorun yaratır mı?'' Yardımsever Bay Wang da öfke birikmeye başladı. Ancak yaşlı ve hevesli birinin sinirlenmemesi gerektiğine karar verdi. Bu yüzden öfkesini bastırdı. Bu soruyu tekrar cevapladı. Böylece şafaktan alacakaranlığa yürüdüler ve yaşlı adam yardımsever Bay Wang'a aynı soruyu binlerce kez sormuş olmalıydı. Yardımsever Bay Wang günün sonunda patlamaya hazırdı. Sonuna kadar bütün gün katlandı. Bir kulübe buldular. Akşam yemeği yendi ve yatmak için dinlenmeye çekildiler. Yardımsever Bay Wang kendi kendine düşündü. Bu sefer kalkmalı
ve bu eski dostumdan kurtulmak için erkenden ayrılmalıyım. Bu bana sorundan başka bir şey getirmiyor. Eşeğine saman ve su verdi. Neredeyse gece yarısına kadar bekledi. Ve ardından eşek ve büyük kül çuvallarıyla gecenin bir yarısında yola çıktı. Köyün sınırına vardığında yaşlı adamı görmeyi ummuyordu. Adam ona seslendi. ''Yardımsever Bay Wang, yardımsever Bay Wang, sen yardımsever Bay Wang diye çağrılıyorsun. Ama neden hayır işleri yapmıyorsun? Sen ve ben batıya birlikte seyahat ediyoruz. Ben hızlı yürüyemeyen yaşlı bir adamım. Vicdanını neden terk ettin ve bana söylemeden ayrıldın? Her gün daha erken ve daha erken kalkıyorsun. Beni yüzüstü bırakacak nasıl bir kalbin var senin?'' Yardımsever Bay Wang'ın öfkesini bastırmaktan başka seçeneği yoktu. Ve yaşlı adama yer açmak için eşeğin arkasından yeniden külün yarısını kaldırdı. Birkaç dakika sonra yaşlı adam tekrar sordu. ''Yardımsever Bay Wang, sen gündüz ve gece yolculuk ediyorsun. Nereye gidiyorsun? Neden bu kadar acele ediyorsun?'' Yinelenen soruyu tekrar dinledikten sonra yardımsever Bay Wang nihayet patladı. ''Yaşlı adam, senin için neler çektiğim hakkında hiçbir fikrin yok. Sana eşeğimin üzerinde yer verdim. Ama sırtımda büyük bir çuval külle yürüdüm. Senin yüzünden ne kadar acı çektiğimi biliyor musun? Senin için yaptıklarımı takdir etmiyorsun. Bunun yerine bana aynı soruyu tekrar tekrar sordun. Aynı soruyu sormaktan bıkmadın. Ama ben aynı cevabı tekrarlamaktan bıktım. Sonra gerçekten kötü bir şey söyledi. Senin vicdanını köpek mi yedi?'' dedi. Yaşlı adam eşeğin sırtından inanılmaz kolaylıkla indi. Parmağıyla yardımsever Bay Wang'a işaret ederek şunları söyledi. ''Eve geri dön. Batıya gitmene gerek yok. Yaşayan Buda, bu şekilde yardımseverlik geliştiren, bu türde bir yardımsever uygulayıcıyı kabul etmeyecektir.'' Bu sözlerini söyleyince yaşlı adam havaya yükseldi. Gökyüzünde batıya doğru uçtu ve sonra kayboldu. O zamana kadar hayırsever Bay Wang, bu yaşlı adamın yaşayan Buda olduğunu fark etmemişti. Yere çöktü ve kendine vurmaya başladı. Tamamlanmaya ulaşma fırsatını kaçırdığından dolayı çok üzüldü. Ancak çok geçti.